Hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm. Bugün sizlere işinize yarayacak bir uygulamadan bahsedeceğim. Bir video dönüştürücü Movi Converter. Peki bu uygulama ile ne yapıyoruz? Videolarımızın formatlarını değiştirebiliyoruz ve temel düzeyde videomuzu düzenleyebiliyoruz. İsterseniz gelin uygulamaya geçelim ve uygulamayı daha iyi bir şekilde de tanıyalım. Hemen masa üstünde programı görüyorsunuz. Movi Video Converter diye gösteriyor. 2020 Premium bir şekilde. Programın içerisinde 180 kadar çeşitli format mevcut. Buna ek olarak ise 200 kadar belli başlı hazır ayar içeriyor. Uygulamayı açtığımız zaman şöyle temiz bir arayüzü mevcut. Alt tarafta belli başlı formatlarımızı görebiliyoruz. İşte MP4, MP3. Bu noktada videolarımızı hem bir kendi formatını değiştirebiliyoruz hem de belli başlı cihazlara göre de değişiklikleri yapabiliyoruz. Şöyle bakacak olursak Apple cihazlar için, Samsung cihazlar için, LG, Sony gibi belli başlı cihazlar için değişiklik yapabiliyoruz ya da videomuzu bir ses dosyası haline de getirebiliyoruz. Burada da belli başlı formatları görüyorsunuz. Hemen yan tarafta ise programın güzel yanlarından birisi videolarımızı GIF haline de getirebiliyoruz. Şimdi içeriye bir videomuzu aktaralım ve programı daha iyi bir şekilde tanıyalım. İlk olarak elbette ki videomuzu içeriye sürükleyebiliriz ya da üst taraftan medya ekle bölümünden video ekleme, ses ekleme, görüntü ekleme gibi ya da eski usul CD'den ekleme işlemlerini de yapabiliriz. Ben buradan video ekle diyorum. Ve bilgisayarımın masa üstünde fotoğraflarınızı düzenliyorum. Yine YouTube'da yayınlamış olduğum videoyu seçiyorum ve içeriye aktarıyorum. Oldukça hızlı bir şekilde içeriye aktardı. Genel olarak video bilgilerini burada görüyoruz. Videomun özelliklerine bakacak olursam videom mp4 formatında 1920x1080 çözünürlüğü mevcut. Şimdi bunun formatını değiştirebiliriz. Örneğin şöyle şeyler olabiliyor. Bazı programlar belli başlı formatlarla çalışabiliyor. İşte bu durumlarda bu tarz dönüştürücüler bizim çok fazla işimize yarıyor. Ve sadece format değiştirme işleminde değil buna ek olarak belli başlı avantajları da var. Bunlara zaten değineceğim. Örneğin siz bir programı açtınız ve AVI formatına ihtiyacınız var. Alt taraftan popülerleri görüyorsunuz. AVI formatını seçerek doğrudan videonuzu MP4'ten AVI'ye çevirebilirsiniz. Ya da burada belli başlı formatlarda mevcut. MOV gibi kendi yani içerisinde 180 kadar format var. Burada da cihazlara göre seçim yapabiliriz. Örneğin bir Apple cihaz için, bir Android cihaz için belli başlı ayarlar var. Mesela Apple cihaza tıklayalım. Gördüğünüz gibi iPhone X için, Xr için gibi bunların her birinin çerçeveleri ve formatları farklı. Bu tarz hazır ayarlar işlerimizi oldukça hızlandırıyor. Burada belli başlı gördüğünüz gibi cihazları görebilirsiniz. Sağ tarafa geçiş yapacak olursak videomuzu bir ses dosyası haline de getirebiliriz. Yani video formatından tamamen ses dosyasına da dönüştürebiliriz. Burada da belli başlı ses dosyası formatlarını görüyoruz. Sağ tarafta ise videomuzu JPEG, GIF gibi ya da PNG gibi formatlara da dönüştürebiliyoruz. Bu şekilde GIF olması da bence oldukça güzel olmuş. Şimdi örnek bir düzenleme yapalım. Hem de programın öne çıkan özelliklerinden de size bahsedeyim istiyorum. Programın bence öne çıkan özelliği pek çok formata dönüştürmesi zaten temel görevi. Fakat video düzenleme konusunda da bize avantaj sağlıyor. Örneğin bir ekran kaydı görüntüsü aldınız. Siz bu görüntüyü üst taraftaki düzenleye tıkladığınız zaman Videonuzu kırpabilirsiniz, videonuzu döndürebilirsiniz ya da parça parça ilerleyelim. Mesela videomuzu kırpmak için açalım. Gördüğünüz gibi burada standart bir video düzenlemede yaptığımız şeylerin temel düzeyde bize sunuyor. Bunlar nedir? Dengeleme. Yani eğer ki görüntüyü çok fazla titrediysek, kamerayı elimizde tuttuysak bu durumda dengelemeyi kullanabiliriz. Bu titreşimleri engelleyecektir. Buradan ses seviyesini ayarlayabiliriz. Bu oldukça işinize yarayacaktır. Gördüğünüz gibi sesi normalleştir derseniz de otomatik olarak kendi en ortalama seviyeye alıyor. Belli başlı parlaklık, işte kontrast, karışım, doygunluk gibi temel düzeyde çok detaylı değil. Ama işimize yarayacak ya da bu tarz işlere yeni başlayanların işine yarayacak temel bilgileri bizlere veriyor. İşte eğer ki karanlıksa parlaklığı arttırabilirsiniz, kontrastı, doygunluğu, renkleri canlı hale getirebilirsiniz. Bunlar oldukça güzel. Ya da alt taraftan Örneğin sihirli güçlendirmeye tıkladığınız zaman otomatik olarak kendisi yapacaktır. Bunları sunması oldukça güzel. Sağ tarafa bakacak olursak tekrardan uygulama diyorum. Burada ise belli başlı filtreler, Instagram filtresi gibi düşünün. Belli başlı hazır ayarları videomuza ekleyebiliyoruz. Bu nedir? Mesela balık gözü. Gördüğünüz gibi lensin görünümünü balık gözü gibi yapıyor. Bu GoPro ile çekilmiş görüntüler gibi ya da kenarları doldur derseniz mesela bir video çektiniz, telefondan çektiniz, kenarda boşluklar var. İşte bu o boşlukları uygun olacak şekilde dolduracaktır. Şu anda benim formatımda buna ihtiyaç olmadığı için gözükmüyor ama bu özellikle videoyu telefondan dikey bir şekilde çektiyseniz işinize yarayacaktır. Sağ tarafta da bunun gibi işte siyah beyazı gibi belli başlı hazır ayarları da görüyoruz. Programın güzel yanlarından birisi altyazı eklemesi yapabiliyoruz. Burada videomuza hem dışarıdan bir yazıyı ekleyebiliyoruz. Hem de kendimiz çevirim için internetten arayarak da ekleme işlemini yapabiliyoruz. Ya da manuel bir şekilde ekleyebiliyoruz. Bunlar güzel. Ya da buradan filigran ekleyebiliriz. Yani videomuzun üzerine bir watermark da ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bize temel düzeyde güzel şeyler sunuyor. Ama bence öne çıkaran özelliği en sona sakladım. Şimdi kırpmada videomuzu klasik olarak kırpma işlemlerini yapıyoruz. Döndürde videomuzun görüntüsünü yatay ya da dikey yönlerde gördüğünüz gibi çevirebiliriz ya da saat yönlerinde de çevirebiliyoruz. Sağ tarafa geçiş yapacak olursak burada ise en güzel yanlarından birisine geldik. Videolarımızı kırpabiliyoruz. Yani şöyle ki örneğin bir ekran kaydı aldınız. Siz bu ekran kaydını başlangıç ve sonunda ya da ortasında çıkarmak istediğiniz bir bölüm var diyelim. Mesela şurayı aldınız. Diyelim ki şöyle seçelim. Şu arayı çıkarmak istiyorsunuz. Burayı seçtikten sonra sağ alt taraftaki bölümden sil dediğiniz zaman dikkat edin. O bölüm oradan çıkarıldı. Ve böylece işlemlerimizi oldukça hızlı bir şekilde yapab yapabiliriz. Böyle bir özellik sunmaları bence oldukça güzel olmuş. Zaten programı minimum seviyede bir video düzenleyicisi olarak da kullanabiliriz. Bu anlamda oldukça güzel. Genel olarak arayüzü burada bu şekilde başlangıç ve bitişini buradan kendimiz girebiliyoruz. Örneğin ben bu kırpma işlemini yaptım diyelim. Ardından şurada da bir kırpma işlemi yapalım. Şöyle başlangıç ve bitişi seçiyorum. Sonra buraları seç diyorum. Tabii ki ben örnek olması açısından bunu yaptım. Bitti dediğimiz zaman kırpma işlemlerini yaptık. Bu noktada size güzel bir haberim de var. Fakat öncesinde şunu da söyleyeyim. Eğer ki destek olmak adına videoyu hala beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi de Unutmayın, böylece size faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum, yeni uygulamalara göstermeye çalışıyorum. Geri dönüşünüz ve desteğiniz benim için oldukça önemli. Ve son olarak şunu da söyleyeyim. Eğer ki programı denemek isterseniz de videonun açıklama kısmında zaten deneme sürümü mevcut. Hatta deneme sürümüne ek olarak ise izleyicilerime özel yüzde %20'lik bir indirim mevcut. Bunun için de videonun açıklama kısmına bakabilirsiniz. İşlemlerimizi yaptık. Videomuzdaki temel düzeyde düzenlemeyi yaptık. İşte hataları giderdik, renkleri ayarladık ses seviyesini düzelttik. E bir de formatı değiştirebiliriz demiştik. Bunun için geliyorum. Örneğin benim videom neydi? MP4'tü. Ben bunu örnek olması açısından video formatlarına gireyim. Burada neler var? Bir sürü format var içerisinde bu noktada. Ben MOV formatını seçmek istiyorum. Tıkladığımız zaman ise burada belli başlı çözünürlükleri görüyorsunuz. Girdiğiyle aynı derseniz videonuz orijinalde kaçsa aynı şekilde olacak. Bir 1080 olarak ben yapayım. Ve böylece formatı da seçtikten sonra isterseniz alt taraftan formatı daha da kişiselleştirebilirsiniz. Şimdi gelişmiş ayarlara bakacak olursak burada ise videolarımızın çerçeve boyutlarını kendimiz istediğimiz bir şekilde girebiliriz. Bir videoyu örneğin Full HD bir videoyu 4K'da yapabiliriz. 4K bir videoyu Full HD'ye de düşürebiliriz. Yani çözünürlüğü kendimiz girebiliriz. Genel olarak burada çok güzel ayarları bizlere sunuyor. Bunları tamam dediğimiz zaman Hemen sağ alt köşede dönüştürü görüyorsunuz. Ben şu anda özel bir profil oluşturdum. Dediğim gibi popülerlerden birini seçerek de yapabilirsiniz. Örneğin hatta ben ne yapayım? Mova dönüştüreyim mesela. Movu seçtim. Sağ tarafta dönüştüre tıkladığımız zaman videomuzu hızlı bir şekilde dönüştürüyor. Gördüğünüz gibi şu anda bitti bile. Hatta evet bayağı bitti. Gördüğünüz gibi videomuzu çok hızlı bir şekilde dönüştürmüş olduk. Genel olarak program bu şekilde. Son olarak ise hızlı dönüştürme özelliği de programda mevcut. Bu da yani bu sayede çok daha hızlı bir şekilde dönüştürme işlemini yapabiliyorsunuz. Hemen sağ alt köşede gördüğünüz gibi hızlı dönüştürme mevcut. Böylece bugün sizlerle Movi Converter'ı tanımış olduk. Videonun açıklama kısmında 7 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcut. Eğer ki satın almak isterseniz de izleyicilerime özel yani size özel %20'lik bir indirimde mevcut bakmanızı bir tavsiye ederim. Son olarak ise eğer ki kendinizi bu alanlarda geliştirmek istiyorsanız fotoğraf konusu olur, video üretimi ya da montaj konusu olur. Aşağıda bir link göreceksiniz eğitim setleri diye. Sisteme girerek hazırlamış olduğum eğitim setlerinden yararlanabilirsiniz. Böylece çok daha hızlı bir şekilde çok daha kaliteli videolara ulaşacağınızı düşünüyorum. Umarım ki video sizler için faydalı olmuştur. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.